yüzüme nur, başıma taç. Senin duan bana ilaç. Gözüme nur, başıma taç. Senin duan bana ilaç. Evlat her dem anneye muhtaç. Derdimin dermanı ana. Evlat her dem sana muhtaç. Derdimin dermanı anam, 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 dertli anam. Şu gönlümün gülü anam, 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 dertli anam. Şu gönlümün elini ver öpeyim, benim canım güzel anam. Ayağının altı cennet, varlığındır büyük nimet. Bitmez bendeki bu hasret, derdimin dermanı gözümün nuru anam. Anam, anam, canım anam, güzel anam. Ayağının altı cennet, varlığındır büyük nimet. Ayağının altı cennet, varlığındır büyük nimet. Bitmez bende ki bu hasret, derdimin dermanı anam. Bitmez bende ki bu hasret, derdimin dermanı anam. Beni sevginle yaşattın, özüme özünden can kattın. Sen benim dünyamı aydınlattın. Derdimin dermanı, gözümün nuru anam. Sen benim dünyamı aydınlattın. Derdimin dermanı, gözümün nuru anam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel dilendirdiniz. Buyurun. Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz derler. Demişler değil mi? Evet, gerçekten biz işimizin icabı Bağdat'a da gittik, gördük. Öyle Bağdat mi? Da güzel bir yer çok ama güzel. Anne başka bir şey tabii ki. Mutlak ki. Hepimizin, bütün annelere buradan selam olsun. Armağan da olmuş olsun Armağan bu güzel günde. Armağan etmiş olalım bu güzel günde. Cuma günlerin padişahıdır diyor. Dolayısıyla bugün de önemli bir gün. Duaların ve niyazların kabul olduğu bir gün diyor. Dolayısıyla bu dakikalarda yapılan güzel dualar da inşallah makbul olur, yerine geçer diye düşünüyoruz. Değil mi? Herkes adına biz de aynı temennileri evet. sunmuş olalım. Amin inşallah yürekten. Hemen tabii değinelim istiyorum ben yer yer. Mevlana haftası dedik. Tabii ki biz büyüklerimizi hep hatırımızda, hep gönlümüzde onlar. Bu güzel günde de anacağız. O hafta içerisinde tabii çok güzel etkinlikler oluyor. Bizim kentimizde de olacak. Var tabii ki. Konya'da zaten Konya'da çok güzel.
Her sene olacak. Yapılan 7 ve 17 sizin de beyan ettiğiniz gibi o tarihler 10 gün boyunca Hazreti Mevlana'nın 738. Vuslat dönümü Şebaruz törenleri yapılıyor. Olacak, doğru. Şebaruz ne demektir? Herkes biliyor ama biz bir daha paylaşalım. İsterseniz açıklayalım. Şebaruz düğün gecesi demek. Mevlana'nın deyimiyle değil mi? Mevlana'nın deyimiyle kendisi öyle bir değerlendirmiş ki Hakk'a yürüyüşünü, Rabbi ile buluşmasını, öbür aleme irtihalini, efendim dünyadan ahirete göç etmesini. Biz ölüm gibi değerlendiriyoruz işte, ama aslında değil. Bu ifadeleri özellikle kullanıyorum. Çok doğru. Bakın ölüm ifadesini kullanmıyorum. Eskiler irtihal eyledi, rahmetli oldu. Derlermiş. Dünya değiştirdi, rahmetli efendim göç eyledi derlerdi. Doğru. Tasavvufta da bazen sırlandı derler. Bazıları da ahirete doğum yaptı derler. Aa, çok güzel. Dünya bir sayılı nefeslerimiz var. Hepimiz dünyaya geldik. Hayat o kadar kısa ki bir mutasavvuf büyüğümüz diyor ki ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara. Bu kadar kısa mı? Doğrudur. Hayat bu kadar kısa. Şimdi her ezanın bir namazı var değil mi? Sabah ezanı okunuyor, işte öğlen ezanı. Çocuklarımız doğduğu zaman onun da kulağına bir ezan okunur. Bu ezan insanın dünya değiştirdiği zaman kılınan cenaze namazının ezanıdır derler. Cenaze namazında ezan yok. Dolayısıyla yani Nasreddin Hoca'nın fıkrası aklımıza geliyor. Doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne inanmıyor musun? Değil mi? Öyleyse hayata geliyor olmak ölümle karşılaşacağız anlamına geliyor. Dolayısıyla madem ki bu dünyadan hepimiz göç edeceğiz öbür aleme, biraz daha dikkat etsek acaba tavır ve davranışlarımıza, insanları üzmeden, insanları kırmadan, insanları incitmeden, değil mi? Geçici heves, efendim geçici heveslere dayanarak, yüzünden, üzerlerine basarak, dünyevi nimetleri elde etmeye çalışmadan, rencide etmeden, değil mi? İncitmeden, incinmeden, kesinlikle, bu hayatı yaşamak mümkün değil mi? Birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi ve saygı içerisinde. Bizim eserimizde gelecek. Biz canız, biz kardeşiz, bölemez kimse bizi diyor. Türkü, Kürdü, Çerkezi, Alevisi, Sunnisi. Biz canız, biz kardeşiz, bölemez kimse bizi. Bölmesine müsaade etmeyelim. Ki böyle bakmayı öğütlemedi mi büyüklerimiz, değil büyüklerimiz mi? Böyle demedi mi? Tek ki Hazreti Mevlana da aynı şekilde. Kendin için istediğini. Mutlaka. Başkası için istemedikçe. Mutlaka. Bana gelmesin de kime gelirse gelsin mantığını bir tarafa bırakarak kimseye gelmesin, kimseye zararı dokunmasın. Öyle bir aşk ve muhabbet aramızda olsun ki Hazreti Mevlana'nın sözünü okudum geçen gün. Diyor ki evli olan kardeşlerimiz için veya öyle bir eş ol ki, öyle bir eş ol ki eşine oruçluyken suyu bekler gibi, iftarı bekler gibi beklesin evindeki seni. Öyle bir sevda olsun ki yüreklerde seninle beraber olsun her zaman. Sadece cismen yanında değil, yanında olmadığın zaman da senin muhabbetin, aşkın onun gönlünde neş'ü neva olsun. Hep gündemde olsun, zinde olsun. Değil mi? Muhabbet olsun. Kesinlikle. Muhabbet olsun, aşk olsun, şevk olsun. Ve güzellikler olsun. Kesinlikle öyle. Yani büyüklerin öğütleri bunlar. Mutlak ki o birlik, beraberlik her zaman ki aslında o temel anlayışımızda olması gereken, olması bize bırakılan miras da bu. Evet. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tatlı sohbetini bizi balla böleceğim. Kısacık bir aramız var. Tamam. Onun sonrasında da mutfağımıza bir dönüş yapacağız. Sonrasında evet, bu keyifli sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek aynı zamanda bu leziz tatlarda. İnşallah.